Arkadaşlar birbirinizle çok eski arkadaşız diyorsunuz. 14 yaşından beri dilli fotoğraflarınız var. Doğru. Ve birçok şey yaşadınız beraber. Birbirinizi ne kadar tanıyorsunuz diye bir test yapacağız size. Bunu normalde evli çiftlere yapıyoruz. Bugüne kadar öyle yaptık. Biz de evli gibiyiz zaten. Siz de evli gibisiniz ve konuşun. Çok sırıtmayız ya. Oyunun adı Zar Zor. Tamam. Siz de sorulan sorulara 1'den 6'ya kadar zarla cevap veriyorsunuz. 6 çok evet, 1 hiç. Hayır yani. Hayırın dibi. Tamamdır. Tamam mı? Sizi böyle bir ortaya doğru zar zor oyun alanına alıyorum alkışlarla. Evet. Buraya oturuyor muyuz? Oturuyorsunuz, oturuyorsunuz. İlk soru gelsin. 10 kişi Berkcan'a, Efe'ye dalmış dövüyorsa ben de dayak yiyeceğimi bile bile onlara dalarım. 6 neydi? 6 çok evet, 1 tamam. Hiç hayır. Ben de ona dalarım diyor. İkisi de. Yani daha önce böyle bir olay da yaşandı bu arada. Yaşandı mı? Bizi 20 kişi paket etmeye geldiler. Evet. Yine satmayız, biz birbirimiz beraberdik, yan yanaydık. Eğer ki 6 dediysen, 6 mı dedi? 6 dedi, altı o da 6 dedi. Ha, tamam. Bu olayda kimin suçuydu, kimin olayıydı olay? Hiç bizim mevzumuzda değil. İkimizle de alakası yok. Bir tane ama başka öyle değil bir abi, burada birinizin suçu olacak. Bizim ikimizin de suçu olmamasına rağmen 3. kişiyi de satmıyoruz. Bizde genel satış yok. Bizde satış yok abi. Kimseyi satmıyoruz. Yok. Anladım. Peki dayak yediniz mi o gün? Yok abi, bir tane çocuk geldi kurtardı bizi. Gerçek bir kurtarıcı mı? Evet. Cidden. Evet. Sıradaki soru. Berkcan'ın Efe'nin acayip güvendiği bir video fikrine rezil olacağımı düşünsen de katılırım. Evet. 6 dedi Efe. Ben 5 dedim. Ve Berkcan 5 dedi. Arada ağlıyorsun, o yüzden dedim 5'ine. Ve 5 dedi. Senin her fikrine sonuna kadar gelmem diyor kardeş. Belli bir miktar geliyor ama. Abi 5'e kadar geliyor. Süper. 6. da artık bir dur. Benim zaten 6'lık fikirlerim baya kötü oluyor. Yani şöyle, benim buna 6 dememin sebebi Berkcan beni o pembe yeşil kıyafetli videomuz var ya. Evet. Orada Berkcan giymişti pembesini. Yeşili bana giydirene kadar baya zorlandı. Ben 6 diyorum çünkü onu yaptıysam herhalde çoğu şeyi yaparım. Yaparsın. Yani, tabii. Peki onu nasıl ikna ettiniz gerçekten birbirinizi? Ya oradan her şey çıkabilirdi yani. Bütün zaten yorumlarda o fotoğrafın üstüne geliyor. Salatalık ve salam gibiydik biz orada. Ya beni böyle ikna etti. Olmak istediğimiz dedi, karakterler onu, vardı. Onu canlandırmak. Bir metafor var dedi, inandım. Yok. Hiçbir şey. Dümdüz şey fikir miymiş böyle? Evet, gelsin sıradaki. 5 yıl sonra da beraber video çekiyor oluruz. Evet, ikisi de. Efe'nin kanalına çekeriz artık biraz daha. Peki yani YouTube'da devam mı peki? Yani videoyu nereye çekeceksin? Yani nasıl bir kariyer planı var üzerinden soruyorum. Nereye çekeceksiniz videoları? Ya aynı kariyer devam mı yani? Ben bir platform üzerinden düşünerek değil de 5 yıl sonra yine beraber bir şeyler yapıyor oluruz ha. 6. Aynen. 6 dedim. Tamam. Video. Başka yok mu ya böyle bir tane daha şöyle bir planımız var? Uzaydan atlayacağım abi. Ama Orkun Işıt bak o. Yapmışlar işte. Hayalimdi. O yapıldı. Evet, devam ediyorum. Berkcan Efe kadın olsaydı onunla evlenirdim. Evet. Burnu çok çirkin. Bir mi verdi? Bir verdi. Sana yazıklar olsun. Sen ne dedin? Üç verdim ya. Hani dedim ortalama. Üç tane giderim var birazcık. Üç, bir şey söyleyeyim mi? Üç vereceğine bir verseydin. Üç çok tehlikeli. Üç, ya, üç bayağı oluru var. Bayağı bize göz koymuşsun sen. Alıcı gözüyle bak. Üç bir şey söyleyeyim mi? Üç sende sıkıntı yaratır. Yani buraya. Ya yok be abi, kadın olsaydı diyoruz işte yani o saatten. Kişilik abi olarak, bir şey diyeceğim. Ama sen Efe'ye okey olması zaten okey. Yeşil gözlü, kumral. Hayır ama sen çok fiziki bakıyorsun olaylara ya. Ne? Buradaki kişilik Efe olarak. Efe kişiliğinde bir kadın olsaydı. Peki Efe tipinde mi? Diyelim ki değil, sen çok tipe odaklandın. Kişiliği öyle ya, bir şey ama böyle inanılmaz. Ben senin kadına dönüşmüş haline bayılıyor muyum ya? Bir şey söyleyeceğim. Gerçekten bu kişilikte olsa peki. Bak otur, sadece kişiliğiniz var, inanılmaz güzelsiniz ama. Yani en güzel, gördüğünüz best yani. Kişiliğiniz de bu. Bir daha tekrar ver bakayım. Bir daha yapın bakayım. Ben Berkcan'la evlenir miyim'e mi puan veriyorum şu an? Yoksa genel olarak... Berkcan kişiliğinde... Bir okay, dişiliğine... Tamam. Evet. Kişilik seni biraz 3 yaptı. Senin kişiliğin burayı 2 yaptı. Doğru ver cevapları. Güzel. Devam et. Ver abi. Daha iyi bir iş bulursam YouTube'u bırakırım.
Oo. 6'ya 1. Ya o mühendis kafasıyla düşünüyor her şeyi zaten. Ne, ya ben ne, bunu söylüyorum. Ben inandıramıyorum ama kimseyi. Ben şu an bir yandan aslında okuyorum ya. Ya diyorum ki şu an çok boş vaktim var. Ve diğer kalan boş vaktimi bununla doldurabiliyorum. Ama kendimi dedike edip hani tamamen onun üzerine gidebileceğim bir şey olursa, hani mühendislikte bu tarz bir yere doğru yönelirsem muhtemelen kanka bırakırım. Kanka iyi, mühendis olunca Ronaldo'yla da video çekersin inşallah. Vay anasını. Yapamaz değil. Burada ayrı yapar. Fikirlerdesiniz. Bak ben tanıyorum arkadaşımı. Sen? Hiç. Ben bu iş için doğdum. O seviyor ya. Devam edeceğim. Ya ben de seviyorum da o çok yani fazla bağlı. Seviyor. Evet. Gelsin sıradaki. Berkcan'ın Efe'nin yalanına ortak olurum. İşte bu. Gerçekten. İkiniz de 6 verdiniz. Olundu. Ha? Olundu. Tamam. Hangi yalanına birer örnek verir misiniz? Çok tehlikeli yalanlar abi bunlar. Bir tanesini söylersiniz yani çok sevinirim. Tam olarak ne olduğunu söylemeyeyim de mesela Belgin ablaya işte Berkcan'ın annesine bir şey söylemiştir. Mesela ben onu bozmamak için okey vermişimdir daha önce. Bir şey diyeceğim ya. Ay, anne hayır söylemedim. Hayır kötü falan. Bir şey değil ya. Niye? Ben şey desem olur mu? Ayla teyze yanlış biliyor. Hayır okula ekmişsindir. He gittik demişimdir. Bir şey söyleyeyim mi? Hiçbir şey söylemeyeyim derken baya büyük bir sıkıntı. Baya büyük anneme karşı yalancı yaptın beni ya. Sıkıntı yarattın. Anneme karşı yalancı yaptın. Ver sıradakine. Berkcan Efe hoşlandığım kıza sinir olursa kızdan soğurum. O mu? Ya yine ayrı fikirlerde oldunuz. Bir verdi Berkcan. Ben hayatta soğumam, umurumda da olmaz dedi. Sen de 4 verdin. Bir çok ciddi alırım ama bir yerden sonra da takmayabilirim dedin yani. Evet, buyur. Şöyle Berkcan niye vallahi bir verdiğini... Vallahi eski sevgili tercihleri kötü olanlar önden konuşsun. Evet, buyur abi. Hiç oldu mu böyle Berkcan'ın sevmediği bir kız? Tabii ki. Tabii ki oldu. Etkiledi mi Berkcan seni? Ayrıldın mı Berkcan? Şöyle. Yani... Kotun orada ciddi olduğu için yüz ifadesi nasıl ciddi biliyorsa. Yani durum şöyle. Şimdi kızlar anlat abi buyur. Kimseyi zan altında bırakmamayı mı çalışıyorsun? Biraz evet öyle bir gerginliği var. Bütün arkadaşlarımın fikirleri benim için hayatımdaki böyle bir durumda çok önemli. Çünkü biz hem çok yakın arkadaşlarımızla çok fazla vakit geçiriyoruz. Hem de yaptığımız iş de ortak. O yüzden hani artık o kadar fazla hayatımız ortak ki. Hayatımızda sevilmeyen birine hiçbir zaman yer olmuyor. O yüzden Berkcan'ın... Benim kız arkadaşımla ilgili böyle kötü bir fikirde olması beni açıkçası net bir şekilde etkiler. Etkiler. Peki onun umrunda olmaması seni bozdu mu şu an? Bence onun umrunda olmaması geçmişte yaşadığımız şeylerden dolayı bana tepki olarak bir verdiğini düşünüyorum. Yoksa o zar net 6 ben söyleyeyim. Öyle mi diyorsun? Tabii. Bir şey diyeceğim alakasız. Ne demek eski olay ne mesela? Ya gerçi ben evet beni darladılar ayrıldım. Şu an kız arkadaşın var mı? Benim bayağıdır yok. Uzaklara daldım çok düşündüm. Bayağıdır yok. Senin? Benim de yok. Yeni. O nasıl yok ya? Yani ya benim de yok. Yakın zamanda sona eren bir ilişki hayır, oldu da evet. Tamam, o 10 gün peki, civarı falan. Ayrılma nedeni Berkcan etkiledi mi seni? Hayır canım. Alakası kadar. Yok mu? Hayır. Tamam. Geçmiş olsun. İnşallah barışırsınız. Fark alalım. Tam puan farkı 11. Oha. Ne çıkacak? İlişkiniz kardeşlik ilişkisi, bir elmanın iki yarısı, ayrı anne babalardan doğmuş kardeş gibi, bir puzzle'ın parçaları gibisiniz. Ve hediyemiz de gelsin. Buradaki çıkan şeye göre hediye yaptırdık biliyor musunuz? Gerçekten mi? Evet, puzzle geldi. Görüyorsunuz, işte... Berkcan gel. İşte puzzle'ın parçaları. Güle güle. Evde birlikte onları birleştirelim. Ben de arkana geçeyim. Gel. Böyle. Aynı poz. Gerçekten çok güzel. Buyurun. Çok teşekkür ederim. İnanılmaz. Teşekkür ederim. Bozup yapacağız abi. Her gün evde yaptıkça beni hatırlayın. Bozdukça bu şakayı tamamlayamadım. Ben de yoruldum.